Hoş geldin. Nasılsın? Sana ne diye hitap etmemi istersin? Zor Beğenenler Kulübü Başkanı, Başkan Yardımcısı. Bilmiyorum, bu kulüp gittikçe büyüyor abone sayısıyla beraber ve biz eleştirilerimize, gerçekçi yorumlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aşağıda da yorumlarda herkes çılgınca yorum yapıyor. Hem takdirini söylüyor, hem ürün yorumluyor falan. Biz bayağı yükseliyoruz, farkında mısın? Bilmiyorum ama bu benim çok çok hoşuma gidiyor. Desteğin için her videoda teşekkür etmeye çalışıyorum ama gerçekten kalpten bir teşekkürü yine sana sunmak istiyorum. Bugün konumuz kil maskeleri. Herkesin kil maskesi olmalı mı? O bir soru işareti. Cildin yağlıysa, karmağıysa, akneliyse, siyah noktalıysa belki kil maskesi olmadan yapamıyorsun. Ama cildin kuruya dönükse senin kil maskesiyle aslında çok da büyük bir işin yok. Bunu en başta söylemek isterim. O yüzden bu videodan daha çok böyle bu bahsettiğim ciltleri daha çok faydalanacaktır. 10 tane maske konuşuyoruz. Yine bir zaman limiti tutmaya çalışacağım ama hayat, kader, evren bizim için nasıl bir plan yaptı bu konuda hiç bilmiyorum. Ben izninle 10 çeşit üründen ve ilk olarak da uygun fiyatlılardan bahsedeceğim. Ve aralarında 2 tane favorim var ki uf, onları yerden göğe sığdıramayacağım. Göreceksin şimdi. Kladerm'in, doğru okuyorsam eğer, kil maskesi. Ay, bunu yerlere göklere sığdıramayanlar var. Çok beğeniyorlar vesaire. Böyle hemen kasa yanında satılan ürünlerden bir tanesi. Ben bunu denedim. Cildim kıpkırmızı oldu. Yani alerjik reaksiyon gösterdi gibi oldu. İsterdim bu uygun fiyatlı ürün cildime çok uysun. Çok değişik çeşitleri de var. Uygun fiyatlı da ama olmayınca olmuyor ve arınması zor ciltten. O yüzden benim gibi hassas ciltliysen eğer iki kez düşün derim. L'Oréal Paris'in Saf Kil Detoksu, bu koyu renkli olanı. Bu da herkesin bence kalemi değil. Özellikle cildin hassassa, işte yağlı, karma vesaire, akneye dönük ama hassasiyet varsa yakıyor. Böyle 5-10 dakika ne kadar tutman gerekiyorsa ben tutamadım ve cildimden arındırdım. Erkekler bence rahatlıkla, o kadar cilde hassas olmayanlar, erkekler çok rahatlıkla kullanabilirler. Bence biraz zorlayıcı bir ürün. Gelelim Neutrogena'nın Skin Detox Arındırıcı Kil Maskesine. Bence uygun fiyat olarak alınabilecek en iyi maskelerden biri. İçinde glikolik asit var, salisilik asit var, kil var. Bu 1 dakika tuttuğunda bunu cildinde maske olarak kullanabiliyorsun. Onun dışında böyle bir jel gibi de kullanılabiliyor ama her gün kullanmak için bence biraz fazla sert kaçar. Ben bunu daha çok vücuduma kullanıyorum. Ya da bir sivilcem çıkmaya yakınsa gece böyle üstüne sürüyorum. Sabaha kadar sakinleşmiş oluyor. Bu anlamda çok mantıklı ve fiyat ve performans olarak da oldukça iyi buluyorum. Doktor Organik'in Rose Auto Face Mask'i. Bu da içinde aloe vera olan ilk içeriği, hatta işte gliserin, kil ve diğer bitki esansiyel yağlar da olan, bitki yağları da olan bir kil maskesi. Çok umutla aldım çünkü gül hani cilde hassas bakan bir içerik. Ama yine bir kaşınma, yine bir o esansiyel yağların arkasına bir bak, içeriklerinde seni, cildini irite edebilecek bir şey varsa belki de benimki de ondan kaynaklandı. Ama istediğim performansı alamadım. Keşke olsaydı, elimizin altına Watson's'tan gidip alıverseydik keşke. Olmadı. Misha Red Clay Pore Mask. Bu benim sevdiğim maskelerden biri. Boyu da fena değil. Ve içinde kil var, Amazon kili var, Brezilya kili var. C vitamini içeren içerikler de var. Bunu kullandıktan sonra cildin şöyle bir hafif parlıyor. Benim hoşuma gidiyor. Tek sevmediğim yanı, ortalığı çok batırıyor. Yani bembeyaz labu böyle kırmızı kan götürmüş gibi oluyor. O açıdan hoşlanmıyorum. Ama işe yarayan kıymetli bir ürün. Clavus Special Care Pearl Glow Mask. Bunu da göstereceğim hemen. Böyle içinde gösterebilirim umarım. Ben bunu yemiş bitirmiş durumdayım ama böyle parlak, böyle eğlenceli bir maske. Ve şimdiye kadar kullandığım, kokusu en güzel ve cilde en yumuşak davranan içeriğinden dolayı maskelerden biri. Yani neredeyse kuruya dönük ciltli biri bile bundan çok fayda edebilir. Ha şöyle, cildimi aşırı arındırdı mı? Siyah noktalara vesaire iyi geldi mi? Hayır. Ama cildimi yumuşak ve böyle nemli bıraktı. Ben daha bir tık daha agresif ürünlere baktığım için bundan tekrar almayacağım açıkçası. Geldik ömürlük favorime. Bunu kullanıp attığım için göstermiyorum. Bir görsel paylaşacağım. Origins'in Retexturizing Mask with Rose Clay diye geçen pembe kirli olan ürünü. Uf, bu bir yana, dünya bir yana. Yani size öyle söyleyebilirim. Cildi arındıran,
böyle saflık, temizlik veren ve hiç yormayan, gözenek görünümüne de iyi gelen efsane bir maske. Fiyatı 200 lira olmuş ama ben kolay kolay değer demem. Ama çok iyi, böyle hassas ciltlerin bile çok memnun kalabileceği, çok iyi arındırıcı, haftada 2-3 kullanmaya uygun muhteşem bir maske. Origins yine aktif kömür maskesi. Bu bir tık daha böyle hassasiyeti az olan ciltlere yönelik. İşte kirdi, kalıntıydı, gözeneklerde biriken şeyleri arındırmak için az önceki maskeden bir tık daha agresif bir ürün diyebilirim. Benim cildim buna bayılmamıştı çünkü hafif böyle gerilmişti. Bir tık daha o hissin az olmasını beklerdim. Ama hassasiyet problemi olmayanlar bu maskeye de bakabilirler kesinlikle. Bugün yetişecek gibi hissediyorum. 5 dakikaya sığdıracak gibi hissediyorum. Clinique'in Anti Blemish Solution serisinden Oil Control Cleansing Mask. Bunu hiç ummayarak böyle Sephora'da çalışan birinin hafif ısrarıyla aldım açıkçası. Ve böyle çok içeriğinde salisilik asit falan gördüm. Her şeyde salisilik asit var. Bana ne katabilirsin ki havasıyla aldığım bir maskeydi. Ama yani sana şöyle söyleyeyim, bunu kullandıktan sonra, bu arada 5 dakika tutman yeterli oluyor maskeyi. Çok fazla da kurutmamak gerekiyor. Aa, cildin bir parlıyor. Sen kil maskesin, cildini nasıl bu kadar parlatabiliyorsun? İnanamazsın. Arındırıyor. Aknelerin o deli, o kaşıntılı zamanına da iyi geliyor. Geceleri yatmadan önce de sürüyorum. Ve inanılmaz bir parlaklık. Beni çok şaşırttı. 200'lerde bir fiyatı var ama değer mi? Sonuna kadar değer. Geldik son ürüne. Kiehl's'ın Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Bu da 125 ml maşallah. 200 küsür liralarda. Kiehl's nasıl oldu? Biraz fiyatını kısmen uygun tuttun bu ml'e. Fena değil o anlamda. Beğendim boyunu. Kurutmadan arındıran bir ürün. Cildi böyle hani kupkuru yapmıyor. Arındırması da fena değil. Çok orta yollu buluyorum. Olmazsa olmaz değil. Gözenekleri de böyle sıkılaştırdı ve bütün siyah noktalardan hayatımı arındırdı mı? Hayır, ama cildi arınmış ve dengeli yaptığını söyleyebilirim. İnşallah oldu. Günün sonunda bakacağım. 5 dakikaya sığdırabildim. 10 tane üründen bahsetmek istedim. Bugün sana isterdim ki 20 ürün olsun, 30 ürün olsun. Ama baktım ki o kadar da ürün denememişim şimdi yani. Dürüst yorumlar yapıyoruz burada. O yüzden tamamen yine objektif yorumlarından ve sponsorsuz olduğundan zaten eminsindir. Senin de bu aralarına denediğin ya Arzu, hayır ben başka bir etki aldım dediğin varsa lütfen aşağıya yaz, paylaşım olsun. Ve denememi istediğin ya da faydasını gördüğün ürünler varsa bunları da benimle paylaşabilirsin. Ekstra hoşuma gider. Bu seri çok iyi gidiyor. Çok böyle hızla, gazla devam ediyorum ben de. Desteğini eksik etme. Like'lar, abone olmalar, ziller açılsın. Beraber umarım daha da büyür ve birbirimize daha da iyi geliriz diyorum. Ben hızlıca bugünlük kaçıyorum. Seninle başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.